Bundan sonra ben hep senin yanındayım. Artık her şey bizim. Beni hiç bırakıp gitmeyeceğine söz var. Benden çekip gideceksen kendini gözlerimde göremediğin için git. İyi misiniz? Hanımefendi iyi misiniz? Arkadaş ambulans arayın, ambulans arayın. Süreyya İstanbul'dan gelecek. Gerçi beraber gelecektik ama bu ev arayışıyla ilgili bir arkadaşından ödünç araba almak istedi. Sağdan sağdan temkinli bir şekilde geliyordur. Ha bu arada merak etmeyin. Vekaleti bende. Yani boşanmanıza bir engel yok.
Davalı ve davacı taraf hazır mı? Hazırız efendim. Hazırız efendim. Boşanma gerekçesi. Taraflar arasındaki aile bağlarını derinden etkileyen, güven unsurunu zedeleyen davranışlar sebebiyle müvekkilem Süreyya... Söz alabilir miyim? Buyurun. Ben boşanmak istemiyorum. Siz yani boşanmayı istemiyorsunuz, davayı geri çekiyorsunuz. Ben evime bir şans daha vermek istiyorum. Tabii senin için bir mahsur yoksa. Hayır, öyle benim için hiçbir mahsur yok. Ben tamam. Sen iyi misin? Tarafların beyanları doğrultusunda mahkeme düşmüştü o hale. Final sürprizi yaptın. Kusura bakma. Anca sağlıklı düşünebildim. Ben bunun pek sağlıklı bir karar olduğunu emin değilim ama. Neyse. Ben eminim, sen merak etme. Her şey için teşekkürler Can. Rica ederim. Nasıl oldun mucize? Ne? Sana ne oldu? Süreyya, ne oldu sana? Bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Bir şey yok. Kaza yaptım. Bir şey yok. Ne kazası? Sen ne diyorsun sen Süreyya? Doktora gittin mi? Gittim gittim. Bir şey yok. Bak sapasağlam burada karşında duruyorum. Bir şey yok. Ama bir an çok korktum. Bir kısacık bir an. Bana asır gibi geldi. Çok korktum. Doğru, ölmekten çok korktum. Niye korktum bilmiyorum. Annem orada, babam orada. Çocuğum orada. Benim korkmamam lazım ölümden değil mi? Ama çok korktum. Çünkü seni bırakmaya hazır değilim ben. Bu hikayeyi ben böyle yarım bırakamam. Bizim için elimden gelen her şeyi yapmadan ben hiçbir yere gidemem. Bak sana çok kızgınım. Seni asla affetmiyorum. Ama sensiz nefes alamıyorum. Ben çok yoruldum artık bu akıntıya karşı küre çekmekten. Sensiz nefes almaya çalışmaktan, alamamaktan. Yoruldum. Burası senin. Burası senin oldukça ben senden bir adım öteye gidemem. Burası da benim. Bütün hücrelerimde hissediyorum. Burası hem senin. Hatta benden daha fazla senin. Süreyya eğer gitseydin yaşayamazdım. Thank you.
oldun Esma? Esmacığım. İyi ki doğdun, baksana ne aldım. Ederim. Aman İyi da yaşlar. Canım İyi kızım. İyi ki doğdunuz anneciğim. Ne zahmet ettin? Estağfurullah. Ne zahmet ettin? Bakalım beğenecek misin? Çok güzel. Teşekkür ederim. Nurgül. Bakayım ne kadar necelisiniz. Bakmamış mısın? Ha? Allah Allah, Süreyya Hanım için doğum günde kendini kısıtlayacak değilim herhalde. Yani abime de biraz sahip olmak lazım ya. Bu onun için ziyan değil, bu onun için kar. Dilimde tüy bitti. Siz bunu böyle görmezseniz ona nasıl göstereceksiniz? Hikmet, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz, sağ olasın. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz bakalım? Kızım ne yapıyor? Kızım. Oo, nerede? Hani düşündüğün gibi bir şey yok dedim ya. Her zaman benim düşündüğüm gibi bir şey vardır. Belli ki zamanını bekleyeceğiz, tamam. Tamam, uzatma arasını. Ay, gelenden endişelenecek miyim yoksa? İyi ki doğdun anneciğim. Hoş geldin. Nasılsın? Biraz sonra torunum geliyor. Canım benim ya. Aa, işte geldi Emir. Ay 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 ay. Günümün zenginliği geldi. Günümün zenginliği. Ay. Eteğinde bir zilleri eksik. Amcacığım, gel bakalım. Yeni yaşınız kutlu olsun. Oo, ne zahmet ettin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Nurgül, şunu alıver canım. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin evladım. Merhaba. Hoş geldin. Bana bak. Böyle yapacaksan sen bugün çıkma bahçeye, anladın mı? Dön önüne. Resmen Begüm'ün saltanatı ilan ediliyor şu an. Pes. Kinim bu kadar da olmaz ya. Bugüne denk getirdi resmen doğum gününü. Hani ne istiyorlar benim Süreyya ablamdan ya? Şuna bak. Anladım ben seni. Merhaba. Gel canım, sen böyle otur, yanıma otur. Anne! Hep sen geç kalıyorsun. Emir, gel amcam biz gezelim. Burak asar bizi, gel. Olmaz öyle şey, herkes toplanıyor, gel. Hoş geldin. İşte bu deli amca. Buna çok fazla uyma, tamam mı? Torunumu kendine benzetme. Kara kaçan. Oğlum, sinirli. Gel, çık bıçağıma. Gel bakalım, gel. Gel. Oh. İyi ki doğdunuz. Bugün benim için en özel, en özel doğum günü. Çünkü yeni hayatımızın ilk günü bu. Çünkü ben artık babaanne oldum. Kıymet, çok güzel bir duygu bu. İnşallah kucağına alınca şimdi hissettiğinin bir mislini hissedeceksin. İnşallah Esma, tez vakitte. Sen seni çiğ.
Canan ne lazım? Ah sensiz cihan. Ay. Bunu elbette ki telafi edeceğim ama ben şimdi izninizi istiyorum. Emircim, çok yakında görüşeceğiz. Hediyen için de çok teşekkür ederim. Bütün davete icabet edenlerin ayağına sağlık. Kusura bakmayın. İstemeden biraz gerdik ortamı ama. Demek aynı suda iki kere yıkanacağını sanıyorsun İstanbullu. Gel bakalım. Hoş bulduk. Hoş geldin Süreyya abla. Ne oldu sana? Sahi yenge, ne oldu? Ya bir şey olmadı, öyle ufak kaza atlattım ama iyiyim. Sapasağlamım, sağ ol. Geçmiş olsun. İstanbul'a gitmeyeceksin değil mi? Yok canım, gitmeyeceğim İstanbul'a. Bundan sonra buradayım, evimdeyim. Gel bakalım aslan parçası. Gel. Seninle partiyi kaçırdık ama telafi edeceğiz, tamam mı? Yakışıklı. Biz müsaadenizi isteyelim. Görüşmek üzere. Hadi Emir'ciğim. Nazif sizi bıraksın. Bundan sonra bizim için daha uygun bir zamanda misafir olarak bekleriz sizi Begüm. Nazif de beni uygun bir yere bırakır herhalde. Tamam. Bu arada hoş geldin Süreyya. Hoş bulduk. Gözün aydın Faruk. Teşekkür ederim. Hayatım, ben de annemi yanına uğrayayım. Tamam.
Evet gençler. Ben yarım saat içinde gelmezsem polis alırım. Anne biz niye gidiyoruz? Daha pasta kesmedik. Yoktu herhalde hayatım. Tamam işte zaten gerek yok, kutladık. Pastasız doğum günü mü olur? Esma Hanım. Yani babaannen. Biraz fenalaştı hayatım. Kimse de pasta kesecek hal kalmadı. Yani Faruk amca boşanmayacak mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum Emircim, bilmiyorum. Geldiğine göre herhalde. Ne çok soru sordun. Biraz başım ağrıyor hayatım. Kusura bakma, tamam mı? Affedersin. Ama işte dediğim gibi sen ne gördüysen ben de onu gördüm. Senden daha fazla bir şey bilmiyorum, tamam mı? Biraz radyo açar mısın Nezif? Hemen Begüm Hanım. Emir'in radyosunu değil mi Begüm Hanım? Zaten ben biraz evvel açacaktım. Aklıma geldi. Acaba dedim açayım açmayayım mı dedim. Öyle düşündüm. Çıkıntılık yapmayayım dedim. Girmeyeyim dedim. Muhabbeti bölmeyeyim dedim. Açtım. Konuşmayacak mısın? Anne Süreyya hata yaptıysa da benim yüzümden. Yaptıysa. Anne psikolojisi bozuktu. Yaşananları sen de biliyorsun. Sen bunca sene benimle yaşadığımı biliyor musun? Bilebilir misin? Hı? Hanımefendinin ruhunun kanatları varmış. Bizim ruhumuz köle miydi? Hı? Sen zannediyor musun ki ben kendi evliliğimde koyu koyu öfkeler, deli dolu istekler yaşamadım? Benim sustuklarım, vazgeçtiklerim, yuttuklarım, kırgınlıklarım. Ama hala babanın arkasını kovalıyorum. Onun adı için hala mücadele veriyorum. O tek bir soruluk mücadele vermedi. Sana bir defa neden demedi. Onun çocukça kaprisiyle harcadığı şey benim ömrüm. Karını bağrına mı basmak istiyorsun? Bas, basmışsın zaten. Öyle ya senin hayatın. Ama bundan sonra sakın benim de bir hayatım olduğunu unutma. Çünkü ben asla artık unutmayacağım. Çok teşekkür ederim. Bana çok güzel bir hediye verdin. Gözümü açtın. Şimdi yalnız kalmak istiyorum. Seni üzdüğüm için özür dilerim anne.
bunu istemezdim. Ben nasıl senin oğlun olarak öleceksem, Süreyya'nın da kocası olarak öleceğim. Ben bu konuda seçim yapmayacağım anne. Ama dilerim sen bizler için en iyisini seçersin. Bu asla bir savaş ilanı değil. Çaba. Süreyya, ne güzel sürpriz yaptınız ya. Döndün ha. Gerçekten. Döndüm gerçekten. Öyle burada kalıp çözmeye karar verdim. Hayırlı olsun herkes için. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Müsaadenizle ben odama geçip biraz dinleneyim. Benim daha çabuk tükeniyor artık. Tabii tabii, keyfine bak ya. Zaten buradayım. Bir yere gitmeye niyetim yok. Bu ne ya? İngiltere prensi misiniz abi siz? Bu ne hareketler? Yengem geldi ya. Yengem geldi. Yengem gelmiş. Yengem. Kalk yenge. Kalk, sarılacağım. Özledim. Ay ya. Oğlum yavaş. Yenge, abim sen yokken perişan oldu ya. Safa sağlam olmuşsun sen de. Matazı gibiyim şükür. Belli belli. Ya gel bir daha sana koyayım. Sen karışın. Hoş geldin yenge. Hoş buldum. Mısın gerçekten ya? Bunu ben de sıkça kendime soruyorum. Sensiz hiçbir şeyin kokusu, tadı, tuzu yokmuş vallahi. Sakın bir daha bizden vazgeçme. Sakın. Sence vazgeçmiş mi gözüküyorum? Kıyaslarsak hayır, yok. Ne? Ne oldu? Annem. Niye doğum günü olduğunu söylemedin bana? O kadar büyük bir organizasyon gerçekten beklemiyordum. Hani katıl falan diyordu tamam da, ne bileyim ben, böyle müzisyenler, süsler falan filan. Acaba direkt
Konağa gelmese miydik biz ya? Yani otelde de kılabilirdik. Ama bu sefer de neden katılmadık diye düşünecekti. Bir de onunla uğraşacaktık. Yani kısacası Süreyya Boran, bundan kansız çıkmak mümkün değil. Biz gerçekten burada annemi mi konuşacağız şimdi? Daha iyi bir fikrim mi var? Kıyas kabul etmez. Sen heyecandan mı titriyorsun? Telefon mu bu? Ne bu? Ya dur. Açmayacaksın herhalde. Bir dakika dur teyzem oraya. Dur ama teyzem. O kadar badire atlatmışsın. Seni odaya atmışım. Nereye? Bir yere mi gidiyorsun? Kızım sen bizi delirtecek misin? Vallahi teyzeciğim daha uzun süre beni delirtecek gibi duruyor. Efendim? Biz karımla şu an evimizdeyiz. Merak etme. Süreyya da gayet. O sizi arayacak. Hadi selamlar. Öptüm. Var ya aklını aldın kadına yemin ediyorum. Senin de aklın olayım mı? Ha? Öyle mi kız?